Avrupa için tüm felaketler milattan sonra 793 yılının 8 Haziran gününde başlamıştı. Kuzeyden gelen korkunç savaşçılar, İngiltere'nin doğu kıyılarında yer alan Lindisfarne adasındaki Aziz Kutbert Manastırı'nı yağmalamış, rahiplerin büyük bir bölümünü katletmiş, geriye kalanları ise köle olarak satmak için yanlarında götürmüşlerdi. Bu saldırı, inançlı bir Hristiyan olan Yorklu Alcuin için tamamıyla şok ediciydi. Olayın ardından dehşet ve korkuyla kaleme aldığı satırlarda daha önce böyle bir saldırının asla yaşanmadığını belirtmiş, Tanrı'nın kutsal evinin rahiplerin kanıyla ıslandığını, Britanya'daki en kutsal yerin paganlar tarafından yerle bir edildiğini yazmıştı. Bu, Hristiyanlık dünyası için korkunç bir olaydı. Ancak sadece bir başlangıç olduğu kimsenin aklına gelmemişti. Takip eden yıllarda saldırılar şiddetini arttırarak devam etti. Anglo-Sakson kayıtlarında Vikingler olarak adlandırılan bu kuzeyli savaşçılar tüm Batı Avrupa'nın altını üstüne getirdi. Zaman onların Alcuin'in bahsettiğinden daha amansız olduklarını kanıtlayacaktı. Ancak askeri başarıları, sergilemekten çekinmedikleri kaba kuvvet ve düşmanları tarafından pek çok kez sınanmış olan acımasızlıklarıyla açıklanabilecek kadar basit değildi. Gerçekte bu başarı daha karmaşık ve değişken bir yapıya dayanıyordu. Vikingler için en önemli şey hızdı. İskandinavya'nın ürkütücü ejderha başlı gemileri, Viking çağı boyunca Avrupa'nın ünlü nehirlerinde bir görünüp bir kaybolmuştu. Kuzey'in amansız savaşçıları, beraberlerinde ölüm, kan ve tahribat getiren hayaletler gibiydi. Arkalarında bıraktıkları şehir ve kasabalar, siyah duman bulutları arasında zar zor seçilebilen kül yığınlarına dönüşüyordu. Saldırı için düşman askerlerinin yoğun olmadığı savunmasız bölgeler tercih ediliyordu. Karaya çıkmadan evvel, draftları sığ gemileriyle kıyıya kadar yanaşarak bölgenin hızlı bir saldırı için uygun olup olmadığını saptamaya çalışıyorlardı. Nöbetçi kulelerinin gökyüzüne doğru yükseldiği ya da düşman devriye birliklerinin kol gezdiği köy ve kasabalar es geçiliyordu. Buna karşılık zengin manastırların bulunduğu savunmasız araziler talan ve yağma için oldukça uygundu. Keşişlerin kendilerini savunabilecek silahları olmadığını çok iyi biliyorlardı. Bu şekilde hem yüklü miktarda ganimet elde ediyor hem de az sayıda adam kaybetmiş oluyorlardı. Eski Norse dilinde Strandhøg adı verilen vurkaç taktiği, 850'li yıllara kadar Kuzeybatı Avrupa'ya saldırılar düzenleyen grupların en sık kullandığı taktikti. Ancak bu yıllardan itibaren Viking saldırıları değişmeye başladı. Birkaç gemiyle kıyılarda yer alan yerleşim birimlerine saldırı düzenleyen yağmacı gruplar, artık krallar ya da güçlü yarlılar tarafından idare edilen istilacı ordulara dönüşmüştü. 880'lere gelindiğinde İngiltere'nin büyük bir bölümü Vikinglerin kontrolüne geçti. Fransa'da ise ünlü Viking lideri Rollo, bizzat Frank kralı Basit Charles'ın önerisiyle 911 yılında Normandiya'ya yerleşti. Düşmanları arasında Vikingler acıması olmayan vahşi barbarlar olarak ün salmışlardı. Buna rağmen yenilmez savaşçılar değillerdi. Savaş alanında onları Frank ya da Anglo-Saksonlardan ayırmak oldukça zordu. Zira benzer silahlar kuşanıyor, benzer savaş taktikleri uyguluyorlardı. Özellikle kalkan duvarı Viking çağı Britanya'sının olmazsa olmaz taktiklerinden biriydi. Bu pek fazla beceri gerektirmeyen ve antik çağdan beri hem Yunanlar hem de Persler tarafından uygulanmış, daha sonra ise Romalılar tarafından benimsenmiş bir taktikti. Duvarın ön saflarına zırh ve kalkanları sıradan askerlere göre daha iyi malzemeden üretilmiş olan Huskarl ve Tegn adı verilen askerler yerleştirilirdi. Arka saflarda yer alan gruplar ise itmek suretiyle ön safları arkadan destekliyor, ayrıca ölen arkadaşlarının yerini alarak duvarın bozulmasını engelliyorlardı. Kalkan duvarının bütünlüğünü korumak iki taraf için de can alıcı bir öneme sahipti. Eğer duvar bozulmamışsa, yenilen taraf pek fazla kayıp vermeden kademeli olarak geri çekilebilirdi. Ancak kalkan duvarı çökmüşse, bu artık herkesin kendi başının çaresine bakması gerektiği anlamına geliyordu. Vikinglerin askeri alanda elde ettikleri başarılarının gerçek sırrı hareketli olmalarıydı.
çoğu zaman savunma pozisyonunda kalmaktansa ilk adımı atarak saldırıya geçmeyi tercih ediyorlardı. Vurkaç stratejisi, savunmasız ticari merkezlerin ya da manastırların yağmalanmasında büyük avantaj sağlıyordu. Yerel kuvvetler toplanıp karşı saldırıya geçene kadar kuzeyli savaşçılar çoktan ortadan kaybolmuş olurdu. Ayrıca civardan toplanan bu güçler başka yerlerin savunmasız kalmasına neden oluyor, bu da Vikinglerin daha fazla ganimet ve yağma için bu bölgelere saldırmasının önünü açıyordu. Viking çağının başlarında özellikle Britanya ve Fransa'da kayıt altına alınan baskınların genel özelliği düzenden yoksun olmalarıydı. Öyle ki Vakanüvislerin kayıtlarında kuzeyli savaşçılar sağa sola dağılan ve rüzgarda savrulan arı sürüleri olarak nitelendiriliyorlardı. Günümüz tarihçileri Vikinglerin 800'lerin başında benimsemiş oldukları bu dağınık savaşma biçimini onları organize edecek bir liderin henüz ortaya çıkmamış olmasıyla ilişkilendirir. Buna karşılık savaşırken sergiledikleri vahşet ve ruhlarına işlemiş olan keşfetme güdüsü düşmanları karşısında onlara üstünlük sağlayan özellikleriydi. Çarpışmalarda uyguladıkları kanlı dehşet performansları ve arkalarında bıraktıkları köylerle kasabaları adeta bir kül yığınına çevirmeleri insanların zihninde ürkütücü bir Viking imgesi oluşmasına sebep oluyor ve bazı zamanlarda bu imge acımasızlığıyla ün salan bu savaşçıların karşısına çıkacak bir ordunun toplanmasını dahi imkansız hale getiriyordu. Bununla birlikte Frank ve Anglo-Sakson kayıtlarında insanüstü özelliklere sahip savaşçılar olarak betimlenen berserkerler, Kuzey Denizi'nden Atlantik kıyılarına dek uzanan korku hikayelerinin asıl öznesi konumundaydılar. Bu savaşçıların İskandinav tanrısı Odin tarafından kutsandığına ve savaşta aldıkları yaralara karşı olağanüstü bir dirence sahip olduklarına inanılıyordu. Buna karşılık modern tarih anlayışı bu savaşçıların savaşmaya başladıkları anda kendinden geçerek bir trans haline girdiklerini, beklenmedik öfke patlamaları ve kontrolsüz şiddet eşliğinde korkusuz bir şekilde savaştıklarını ileri sürmektedir. Yine de savaşırken sergiledikleri vahşet dolu performans, onları Viking sagalarında nesiller boyunca anlatılan insanüstü savaşçılar olarak göstermeye yetecek düzeydeydi. Karanlık ormanların derinliklerinde yer alan kalın gövdeli ağaçlar ve dağların yamaçlarındaki sivri kayalıkların arkası Viking pusuları için vazgeçilmezdi. Bu şekilde savunmasız tüccar kafilelerini avlıyor ya da düşman keşif kuvvetlerini pusuya düşürüyorlardı. Viking çağı boyunca büyük çaplı meydan savaşları çok yaygın değildi. Viking saldırılarının başlangıcını temsil eden 793 yılındaki Lindisfarne saldırısından 836 yılına kadar geçen süre boyunca İngiltere'ye saldırı düzenleyen Viking gemilerinin sayısı genellikle 3-5 arasında değişiyordu. Tarihçiler 865 yılında İngiltere'yi istila eden ordunun mevcudunun dahi 5000 civarında olduğunu tahmin etmektedir. Bununla birlikte Vikingler eğer maddi bir getirisi yoksa savaşmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorlardı. Böyle durumlarda barışçıl yollara başvurmak her zaman daha karlıydı. Ayrıca barış teminatı karşılığında karşı taraftan alınan Danegeld adı verilen yıllık toprak vergisi Viking liderlerinin itibarını arttırıyor, askerleri motive ediyor, onlara katılacak yeni savaşçıları da cezbediyordu. Viking çağı boyunca deniz savaşları da oldukça nadir gerçekleşmişti. Bu dönemde inşa edilen gemiler, düşman filolarının yerini saptamak amacıyla devreye gezecek kadar uzun süre denizde kalabilecek yapıya sahip değillerdi. Meydana gelen deniz savaşları, genellikle bir filo, diğerini bir liman ya da haliçte tuzağa düşürdüğü zaman gerçekleşiyordu. Bununla birlikte, güçlü meşe ağacı gövdesinden üretilen bu gemilerin uzun ve dar yapısı Vikinglere çeşitli avantajlar sağlıyordu. İnce ve esnek yapıları sayesinde hızlı mesafe kat edebildikleri gibi herhangi bir limana ihtiyaç duymadan sıradan bir kumsala yanaşabiliyorlardı. Viking çağı boyunca Elbe, Weser, Ren, Sen, Lori ve Thames nehirleri kuzeyli savaşçıların kıta Avrupası ve Britanya'nın iç kesimlerine kadar sokulmasına ve buradaki şehirlere baskınlar yapmasına olanak sağlamıştı. Bu yıllarda kullanılan Viking gemilerine en iyi örnek Norveç Gokstad'da 1880 yılında yapılan bir kazı çalışması esnasında ortaya çıkarılmıştır. Yaklaşık 28 metre uzunluğu ve 5 metre genişliği ile Gokstad gemisi tipik bir Viking çağı gemisidir. Saatte 22 kilometre hıza ulaşmasını sağlayan 110 metrekarelik kare bir yelkene sahiptir.
meşe ağacından üretilmiş güçlü gövdesi en az 40 ila 70 kişilik bir mürettebat taşıyabilecek şekilde inşa edilmiştir. Dendrokronolojik tarihleme, geminin İskandinav genişlemesinin doruk noktası olarak nitelendirilebilecek milattan sonra 890 yılı civarında yapıldığını göstermektedir. Ticari aktivitelerin yaygınlaşmasıyla bu tip gemilerin alt kısmına bir kargo bölümü eklenmiş ve gövde büyütülmüştü. Bu değişikliklerle birlikte Viking çağının sonlarına doğru Viking gemileri eski hız ve esnekliklerini kaybetmişlerdi. Viking savaşçılarının kullandıkları silahlar genel itibariyle geldikleri bölge ya da dahil oldukları ekonomik sınıfa göre değişiklik göstermekteydi. 12. yüzyıl itibariyle kaleme alınmış sagalar ve Anglo-Sakson ya da Frankların tutmuş oldukları kayıtlar, savaş esnasında kullandıkları materyal hakkında yeterli bilgiyi vermemektedir. Bu nedenle Vikinglerin kullandıkları silahlarla ilgili bilgi edinmek için toprağın altına, yani arkeolojik verilere bakmak gerekir. Burada da karşımıza her toplumda olduğu gibi sınıfsal ayrıma dayanan kaçınılmaz farklılıklar çıkar. Viking çağı İskandinavya'sında üretilen kılıçlar, Orta Çağ piyade ve şövalyelerinin kullandıklarından oldukça farklıydı. Bunlar tek elle rahatça savrulabilecek pratik silahlardı. Ani ve ölümcül bir saldırı için oldukça elverişliydiler. Orta bölümde oyulmuş olan yiv hem dengeyi sağlıyor hem de ağırlığı azaltıyordu. Ancak aşırı maliyeti sebebiyle kılıçlar Viking savaşçıları arasında pek popüler değildi. Bazen gemi başına tek kılıç düştüğü dahi oluyordu. Bu nedenle kılıçlar kadar pratik ve ölümcül başka bir silahı tercih ediyorlardı. 11. yüzyıla tarihlenen Viking mezarlarının birçoğu tahta sapları çoktan toprağa karışmış olan balta başlarıyla doludur. Özellikle İskandinavya'da çok sayıda savaşın görüldüğü çalkantılı göç çağı boyunca baltalar oldukça yaygınlık kazanmıştı. Büyük bir bölümü savaşların yanı sıra tarımda ve gemi inşası gibi çeşitli işlerde de kullanılıyordu. Bununla birlikte Danimarkalıların sadece savaşırken kullandıkları 1,5 metrelik devasa baltaları vardı. Bunlar o dönemin en ürkütücü silahları olarak görülüyorlardı. Viking çağı boyunca mızrağın kullanımı da en az baltanınki kadar yaygındı. Maliyetinin düşüklüğü, menzilinin uzunluğu ya da avda da kullanılabiliyor olması, mızrakları Vikingler arasında en popüler silahlardan biri haline getirmişti. Bunların yanı sıra hançerler, oklar ve yaylar da Viking mezarlarında yaygın olarak bulunan silahlardır. Miğferler ve zincir zırhlar ise çoğunlukla zengin Vikinglerin kuşanabildikleri yüksek maliyete sahip nadir kullanılan materyallerdi. Ancak baskına katılacak her Viking savaşçısının bir kalkan taşıması zorunluydu. Viking çağındaki kalkanlar esnek olması ve darbe sonucu kolayca parçalanmaması için yumuşak gövdeye sahip ağaçlardan yapılıyordu. Genel olarak yuvarlak bir tasarıma sahip olan Viking kalkanları bazen deriyle kaplanarak daha da sağlamlaştırılıyordu. Viking çağı boyunca Vikinglerin askeri organizasyonları büyük oranda değişiklik göstermişti. 793 yılındaki Lindisfarne saldırısından 850'li yıllara kadar geçen süre boyunca Viking orduları dağınık ve düzensiz olarak savaşmışlardı. Ancak özellikle İngiltere'nin istila edildiği 865 yılı itibariyle ünlü Danimarka kralları etrafında toplanan Viking birlikleri hem Britanya'da hem de kıta Avrupa'sında daha organize hareket etmeye başlamışlardı. Bu yıllarda Orkney adalarından Cebeli Tarık Boğazı'na kadar her yerde Vikinglerin görülmesinin temel sebebi İskandinav aristokrat sınıfı arasında çıkan çatışmalar olarak görülmektedir. Buna göre topraksız kalan soyluların bir kısmı talihini İskandinavya dışında aramak için batıya doğru yelken açmak zorunda kalmışlardı. İskandinavya dışındaki başarıları ise düşmanları tarafından icat edilmiş kurallara karşı kayıtsız olmalarından geliyordu. Anglo-Saksonlar gibi savaş günleri ayarlamıyor, kutsal yerlere silahla girmekten çekinmiyorlardı. Aksine savunmasız kilise ve manastırları yağmalıyor, burada ele geçirdikleri din adamlarını ya kendi tanrıları için kurban ediyor ya da İskandinavya'ya götürerek köle pazarlarında satıyorlardı. Düşmanları tarafından korkusuz ve acımasız savaşçılar olarak görülüyorlardı. Yine de bu korkutucu imgenin sağladığı avantajla birlikte Viking başarısı büyük oranda dikkatli stratejilere, lojistik planlamaya, savaş ve diplomasi konusundaki becerilerine dayanıyordu.
8 Haziran gecesi Northumbria Krallığı'nın doğu kıyısında bulunan Lindisfarne Adası, kuzeyden gelen korkunç savaşçıların saldırısına uğradı. Hedeflerinde zenginliğiyle ünlü Aziz Kutbert Manastırı vardı. Keşişlerin büyük bir bölümü kutsal emanetleri korumaya çalışırken katledildi. Bir kısmı esir alınarak Kuzey Denizi'nin ötesine, buz ve dondurucu soğuğun hüküm sürdüğü İskandinavya'ya götürüldü. Daha sonraları Vikingler olarak adlandırılacak olan Kuzeyli savaşçılar, Lindisfarne'da muazzam bir ganimet elde etmişlerdi. Ancak bu onlar için yeterli değildi. Daha fazlası için geri geleceklerdi. Ve daha fazla ganimet, daha fazla kan, daha fazla tahribat anlamına geliyordu. Britanya yıkımın arifesindeydi. Tarihçilerin daha sonra adlandırdığı şekliyle Viking çağı artık başlamıştı. Lindisfarne'daki saldırıdan bir yıl sonra Kuzeyli savaşçılar bu kez zenginliğiyle ünlenmiş Jarov'daki bir başka manastıra saldırdı. Fakat burada şansları bir öncekinde olduğu kadar yaver gitmedi. Yerel güçler liderlerini ele geçirip öldürdü. Kaçmayı başaran diğerleri ise geri dönüş yolunda amansız bir fırtınaya yakalanarak Kuzey Denizi'nin dibine gömüldü. Ancak bu süreç İngiltere için bir uyarıdan ibaretti. 830 yılına kadar geçen süre boyunca adanın çeşitli bölgelerine gerçekleştirilen Viking saldırıları görece az sayıda savaşçının katılımıyla Strandhøg adı verilen vurkaç niteliği taşıyan akınlardan ibaretti. Bu saldırılara katılan Viking gemilerinin sayıları genellikle 3 ve 5 arasında değişiyor, hiçbir zaman onu aşmıyordu. Fakat 836 yılında İngiltere'nin kuzeyine ulaşan Viking filosu en az 25 gemiden oluşuyordu. Bundan 2 yıl sonra 838 yılında gelenlerse Wessex kralı Egbert'e karşı bir ittifakın içinde yer almış ancak müttefikleriyle birlikte yenilgiye uğramışlardı. Viking akınları birkaç yıl içerisinde hem niceliksel hem de niteliksel olarak değişmeye başlamıştı. Ancak asıl değişiklik 850 yılında gerçekleşti. Bu yıl içerisinde İngiltere'nin güneyindeki Thanet Adası'nda bir tahkimat ele geçiren Vikingler, kışı geçirmek amacıyla buraya yerleşme kararı aldılar. Böylece yağma faaliyetlerini sonbahara yaydıkları gibi, gelecek yılın ilkbaharında da akınlarına erkenden başlayabilmişlerdi. Birkaç ay içerisinde bölge, yeni gelen Vikinglerin faaliyetleriyle daha da hareketlenmeye başladı. Kaynaklar kent civarında görülen 350 gemiden bahseder. Bu, o döneme kadar İngiltere'de görülmüş olan en büyük Viking filosuydu. Nitekim etkileri de eski akınlara oranla daha büyük olmuştu. İngiltere'nin önemli dini merkezlerinden biri olan Canterbury kanla yıkanmış, Londra limanı talan edilmişti. Yine de Vikingler Anglo-Saksonlar kadar organize değildi. Ayrıca adayı onlar kadar iyi tanımıyorlardı. Aynı yıl içerisinde Aklea adı verilen bir yere çekilerek büyük bir bölümü katledildi. İngiliz bir vakanüvisin ifadesiyle bu şimdiye dek adaya ulaşan en büyük kafir ordusuydu. Ancak sonuncusu olmayacaktı. 865 yılında Vikinglerin ejderha başlı ürkütücü gemileri Doğu Anglia kıyılarında görüldü. Birkaç gün içerisinde Thetford binlerce Viking savaşçısıyla dolup taşmış durumdaydı. Bölge halkı huzuru Danegeld adı verilen bir yıllık toprak vergisi ödemek yoluyla temin etti. Anglo-Sakson kaynakları kendi ülkelerinde hatırı sayılır bir popülariteye sahip olan Ivar, Halfdan, Ubba gibi Danimarkalı deniz kralları tarafından yönetilen bu devasa orduyu büyük kafir ordusu olarak adlandırdı. Nitekim yeni gelenler geçmiş yıllarda adaya akınlar düzenleyen yağmacı gruplara benzemiyordu. Amaçları ganimet elde etmenin çok ötesindeydi. Bu kez hedefte İngiltere'nin kendisi vardı. İskandinav sagalarına göre bu istila bir intikam seferiydi. İngiltere'nin kuzeyindeki Northumbria topraklarında hüküm süren gaspçı kral Eyla, efsanevi Viking kralı Ragnar Lodbrok'u engereklerle dolu bir çukura atarak öldürmüştü. Ancak yaban domuzunun ahvalini öğrendiklerinde yavru domuzcuklar homurdanmaya başlamış ve bu homurdanma en nihayetinde İngiltere için felaketin başlangıcı olmuştu.
Kısa süre sonra Ragnar'ın oğulları babalarının intikamını tüm İngiltere'ye kan kusturarak alacaklardı. Buna karşılık Anglo-Sakson kaynakları olanları daha pragmatik bir şekilde açıklama eğilimindedir. Birçok kayıtta kardeş olup olmadıkları belli olmayan Ivar, Halfdan ve Ubba topraksız krallar olarak nitelendirilir. Buna göre amaçları intikamdan çok beraberinde getirdikleri savaşçılarla yerleşebilecekleri bir toprak ele geçirmekten ibarettir. Nitekim modern tarih anlayışı da buna yakın bir görüşü benimsemiştir. Ancak ne olursa olsun İngiltere artık bir istilanın eşiğindeydi. Ve bunu ilk fark edenler de Doğu Anglia topraklarında yaşayan yerel halk olmuştu. Zira 865 yılının sonlarına doğru Büyük Kafir Ordusu İngiltere'nin güneydoğusunda yer alan bu krallığa bağlı Thetford kasabasına yerleşmişti. Daha önce defalarca Viking saldırısına uğramış olan Doğu Anglia sakinlerinin böylesine büyük bir savaş gücüyle çarpışacak enerjisi yoktu. Aksine şartları karşı tarafı cezbedecek bir anlaşma yapmanın akıllıca olacağına karar verdiler. Senelik toprak vergisi olan Danegeld'i ödemelerinin yanı sıra İngiltere'nin uzak diyarlarını ele geçirmeleri için Vikinglere at temin etmeyi de kabul etmişlerdi. Böylece Doğu Anglia bir süreliğine de olsa Viking tehlikesini kendi topraklarından uzaklaştırmayı başarmıştı. Bundan sonra İskandinav sagalarının ifade ettiği şekliyle Kral Eyla'ya karşı kin, nefret ve öfkeyle dolmuş olan Viking savaşçılarının ilk hedefi Northumbria Krallığı oldu. 866 yılının 21 Kasım'ında York şehri tek bir çarpışma olmaksızın kuzeyli savaşçıların eline geçti. Kral Eyla durumun ciddiyetini kavramıştı. İlk iş Northumbria tahtı için kendisiyle mücadele eden Meşru Kral Osbert'le ittifak kurarak York'a saldırdı. Ancak emrindeki birlikler Viking savaşçılarını yenilgiye uğratabilecek kabiliyete sahip değildi. Çarpışmalar sona erdiğinde hem Eyla hem de Osbert savaş alanında cansız yatıyordu. Buna karşılık İskandinav sagaları Eyla'nın ölümünü fazlasıyla ürkütücü ancak şiirsel bir anlatıyla süslemişti. Buna göre Eyla kaburgaları kesilerek akciğerleri dışarı çıkarılmak suretiyle Vikingler arasında kan kartalı olarak bilinen bir cezalandırma yöntemiyle Odin'e kurban edilmişti. Böylece yavru domuzcuklar Engerek çukurunda katledilen yaban domuzunun intikamını almıştı. Ancak meselenin basit bir intikamdan ibaret olmadığı çok yakında anlaşılacaktı. Eyla ve Osbert'in yenilgiye uğratılmasının ardından Northumbria, Viking kontrolüne geçmiş York'ta Vikinglere bağlı kukla bir kral tarafından yönetilen bir Dan krallığı kurulmuştu. Bundan sonra Northumbria 200 yıl boyunca İskandinav etkisi altında kalacaktı. Ancak Vikinglerin burada durmaya niyetleri yoktu. Yağma, yıkım ve şiddeti İngiltere'nin dört bir yanına taşımakta kararlıydılar. Böylece 869 yılı itibariyle Viking baltalarında hayat bulan kan ve kemik nehirleri güneye yönelmeye başladı. Ivar ve Ubba önderliğindeki ordular bu yıl içerisinde Doğu Anglia topraklarını istila etti. Kral Edmund, Hoxton yakınlarında yenilgiye uğradı ve Vikingler tarafından ele geçirildi. Aslında Ivar ve Ubba tıpkı York'ta olduğu gibi burada da kendilerine bağlı bir kukla kral tarafından idare edilecek yeni bir krallık kurma arzusundaydılar. Ve Edmund'u kendilerine bağlı kalması şartıyla bu krallığın başına geçirmeyi düşünüyorlardı. Ancak bu düşünceyi pratiğe geçirmek mümkün olmadı. Edmund kendisine sunulan teklifi geri çevirdi ve bunun bedelini de ağır bir şekilde ödedi. Eski Doğu Anglia kralının bu tavrı yaşadığı öfke patlamalarını kontrol etmekte zorlanmasıyla ün kazanmış, Ivar'ı deliye çevirdi. Ve en nihayetinde Edmund kendi kıyametiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Ivar, Edmund'ı sopalarla dövmüş, demir zincirlerle bağlamıştı. Daha sonra onu bir ağaca asmış ve vücudunda görünür bir yer kalmayana kadar ok yağmuruna tutmuştu. Ivar'ın işi bittiğinde Edmund bir insandan çok kirpiye andırıyordu. Burada bir süre Edmund'un ölmesini bekledikten sonra kafasını kesti ve çalıların içine fırlattı. Ondan arta kalan krallık Viking kontrolüne girdi ve tıpkı Northumbria gibi Doğu Anglia'da uzun yıllar İskandinav etkisinde kaldı. Ancak İngiltere'de halen Vikinglere karşı koyabilecek güçte bir krallık vardı.
871 yılının ilk günlerinde Kral Ethelred ve kardeşi Alfred önderliğindeki Wessex Krallığı orduları Halfdan ve Beksek tarafından yönetilen Viking birliklerini Aşdam'da yenilgiye uğrattı. Beksek acımasızca katledildi. Halfdan ise az sayıda adamıyla birlikte canını zor kurtardı. Ancak tam da bu anda İskandinavya'dan takviye kuvvetleriyle gelen Guthrum adındaki bir kralın birlikleriyle birlikte ona katılması Viking ordusunun 871 ve 872 yıllarında Londra'da kışlamasına olanak sağladı. Fakat kuzeyde işler karışmaya başlamıştı. Northumbria krallığındaki kukla kral tarafından başlatılan bir isyan, Halfdan ve Guthrum'un ilgisinin buraya kaymasına sebep oldu. Ancak kısa süre içerisinde Vikingler buradaki pozisyonlarını eski haline getirmeyi başardı. Ivar'ın 873 yılındaki ölümünün ardından büyük kafir ordusu ülkenin farklı bölgelerini yağmalamak amacıyla parçalar halinde akınlara başladı. Bu yıllarda yaşanan panik, korku ve dehşet Britanya'nın kadim halklarının zihninde ve kalbinde derin izler bıraktı. 874 yılında Mercia Krallığı işgal edildi. Bundan sonra Halfdan faaliyetlerini kuzeyde İskoçya topraklarında yoğunlaştırdı. Guthrum ise güneyde Büyük Kral Alfred'in yönetimindeki Wessex Krallığı ile mücadele halindeydi. Yıllarca devam eden kaos ve karmaşa ortamı beraberinde değişikliği getirdi. 875 yılından itibaren Vikinglerin bir bölümü adanın belli bölgelerinde yerleşik hayata geçerek tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başladı. İngiltere'nin farklı coğrafyalarında irili ufaklı Dan yerleşkeleri oluşuyordu. Hatta içlerinden bazıları Kral Alfred'le anlaşarak Wessex kontrolündeki Dorset'e yerleşmiş bulunuyordu. 878 yılında Alfred'in Guthrum idaresindeki Viking ordusunu Edington'da yenilgiye uğratmasıysa yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Taraflar arasında yapılan anlaşma gereğince Guthrum vaftiz edildi. Geçmişin barbar kralı artık inançlı bir Hristiyandı. Bunun yanı sıra Alfred'le yaptığı barış ona Doğu Anglia topraklarına serbestçe yerleşme imkanı verdi. Bu şekilde daha sonraları tarihçiler tarafından Danelaw olarak adlandırılacak olan Viking hakimiyet alanının da temeli atılmış oldu. Ancak bu yalnızca bir başlangıçtı. Guthrum ve Alfred arasında 886'da yapılan başka bir anlaşmayla bu hakimiyet alanı Anglo-Saksonlar tarafından resmen tanındı. Böylece en sonunda Vikingler en başından beri istedikleri şeyi elde etmiş oldular. İngiltere'nin göbeğinde İskandinav kanunlarıyla yönetilen yeni bir yönetim alanı oluşmuştu. Bunun içerisinde kuzeydeki Northumbria Krallığı ile güneyde Guthrum'un sahip olduğu küçük krallık da vardı. Anglo-Sakson krallıkları içinde ise geriye yalnızca Wessex kalmıştı. Büyük kafir ordusunun İngiltere'yi istilası Viking çağının en çarpıcı olaylarından biriydi. Modern tarihçiler 865 yılında Doğu Anglia'da karaya ayak basan ordunun mevcudunun yaklaşık 3000 civarında olduğunu tahmin etmektedir. Ordunun mevcudu yıllar içerisinde yeni gelen İskandinavyalıların katılımı ile artmış, yapılan savaşlar ve ağır kış şartları dolayısıyla ise zaman zaman azalmıştır. Bunun yanı sıra Büyük Kafir Ordusu o döneme dek İngiltere'de görülen en organize ordulardan biriydi. Büyük bölümü Danimarkalılardan oluşsa da içerisinde hatırı sayılır derecede Norveçli ve İsveçli bulunuyordu. 865 yılından itibaren İngiltere'de gösterdikleri kesintisiz faaliyet en nihayetinde adanın ortasında İskandinav kanunlarının geçerli olduğu bir yönetim alanının oluşmasına imkan verdi. Dahası bu oluşum, yıllar sonra Büyük Kral Knut'un İngiltere, Danimarka, Norveç'in tamamını ve İsveç'in küçük bir bölümünü kapsayan Kuzey Denizi Krallığı'nı kurmasına olanak sağladı. Tarihçiler ve arkeologlar günümüzde halen Donelaw'un İngiltere'nin kültürel tarihi üzerinde ne denli etkileri olduğunu araştırmaktadır. Genetik çalışmalardan elde edilen veriler, Anglo-Saksonlar ve Vikinglerin paylaştığı ortak köken nedeniyle net bir sonuca ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Buna karşılık Dan kökene sahip yer atlarının Danelaw'da oldukça yaygın olması önemli sayıda Danimarkalının bölgede yerleştiğini gösterir niteliktedir. Viking çağı boyunca Vikingler Batı dünyasını pek çok açıdan değiştirmişlerdi.
pek tabii İngiltere'de bunun dışında kalmamıştı. Kuzey Denizi'nin ötesinden, suyun ve toprağın buzla yoğrulduğu dondurucu soğukların ülkesinden, İskandinavya'dan yola çıktılar. Paris, Londra, York, Rouen, Dublin gibi Avrupa'nın büyük şehirleri onların getirdiği yıkımla yerle bir edildi. Seine, Thames, Rhin ve Loire nehirleri korkuyla dehşeti Fransa ile İngiltere'nin kalbine taşıdı. Onlara birçok dilde birçok isim verildi. Viking, Rusel, Varangoi, Dan, Varang, Barangos, Normanni. Sonraları Fransa'nın kuzeybatısına yerleşerek yerli halk Gallo-Franklarla kaynaştılar ve Normanlar haline geldiler. Din değiştirdiler, asimile oldular, baltalarını kendi kardeşlerine karşı çevirdiler. Ve en nihayetinde birkaç yüzyıl içerisinde hakimiyetleri Britanya'dan Orta Doğu'ya uzanan birbirinden bağımsız krallıklar kurarak Avrupa'yı kılıçlarıyla şekillendirdiler. Bundan sonra isimleri sanki suyun üzerine yazılmış gibi tarihin sayfalarında ansızın kayboldu. Ancak yaptıkları sonsuza dek hatırlanacaktı. Temmuz 1911. Frank Kralı Basit Charles'ın birlikleri ani bir saldırıyla Chartres'i kuşatmış olan Vikingleri bozguna uğratmış durumda. Bu, Vikinglere karşı elde edilen ilk başarı değil. Kuzeyli yağmacılar daha önce de birçok kez Frank askerleri tarafından yenilgiye uğratıldı. Ancak her ne olursa olsun birkaç yıl içerisinde daha kalabalık gruplar halinde geri dönmeye devam ettiler. Fakat bu değişmek üzere. 20 Temmuz'da gerçekleşen savaşın ardından mağlup Viking lideri Rollo ile Frank kralı Basit Charles, Epte Nehri civarında yer alan küçük bir kasaba olan St. Clair'de bir araya gelerek tarihin seyrini değiştiren bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmayla birlikte Rollo ve adamlarının Frank topraklarında yerleşmelerine kralın mührüyle resmi olarak izin veriliyordu. Bundan sonra Rouen ve civarı Britonların yaşadığı arazi ile birlikte onların idaresinde olacaktı. Ancak bu cömert bağışın bir karşılığı vardı. Rollo ve adamları eski Norse dininden vazgeçerek Hristiyan olacak, krala sadakat yemini edecek ve gerektiği takdirde ona askeri destek sağlayacaktı. Açıkçası bu teklif, yıllardır Sen civarında yerleşmek amacıyla bölgeyi yakıp yıkan Rollo için oldukça cazip ve makuldü. Oğlu William'la birlikte derhal Rouen'de vaftiz edildi. Sadakatinin bir göstergesi olarak kralın kızı Gisela ile evlendi. Bunu Vikinglerin Frank kadınlarıyla yaptığı başka evlilikler izledi. İki unsur, Hristiyan olmaları ve Franklarla yaptıkları evlilikler kısa sürede asimile olmalarına sebep oldu. Norse dininin etkisinin silinmesi uzun sürmedi. Çocukların yetiştirilmesinden annenin sorumlu tutulmuş olması onların bir Frank gibi büyümesini sağladı. Böylece baltasını insan teninde bileyen Viking savaşçıları birkaç nesil içerisinde eli kalem tutan, okuma yazma öğrenmiş inançlı birer Hristiyana dönüştü. Frank gibi görünüyor, Frank gibi düşünüyor, Frank dilini konuşuyorlardı. Ancak bir Frank değillerdi. Franklar onları hiçbir zaman kendilerinden biri olarak görmeyecekti. Bu yüzden onlara eski Fransızca'da kuzeyli adamlar anlamına gelen Normans adını verdiler. Kısa süre içerisinde Avrupa'da kaleme alınacak olan kroniklerin her biri bu ismin Latinceleşmiş hali olan Normannus'la dolup taşacaktı. Rollo, anlaşma sonrasında Rouen'e geldiğinde yıllardır Vikingler tarafından tahrip edilmiş hayalet bir şehirle karşılaştı. Halk, kenti terk edip gideli çok olmuştu. Sokaklar, evler ve kiliseler bomboştu. Her yer harap olmuş durumdaydı. Ancak bu manzara kısa süre içinde değişecekti. Rollo'nun Viking kökenleri, onun İskandinavya ile köklü ilişkiler geliştirmesini sağladı. Bu dönemde Vikinglerin bir kısmı yağmadan çok ticaretle ilgileniyordu. Böylece Rollo'nun girişimleri sayesinde Rouen, kısa sürede Avrupa'nın önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Bu durum, ticaretle uğraşanların yanı sıra yağmacı Vikinglerin de iştahının kabarmasına sebep oldu. Çok geçmeden Seine Nehri, beraberinde İskandinavya'nın yıkıcı gücünü taşıyan Viking savaşçılarıyla dolu gemilerle dolup taşmaya başladı. Birçoğunun amacı, başta Rouen olmak üzere nehir boyunca kurulmuş olan zengin Frank şehirlerini yağmalayarak Paris'e ulaşmaktı.
Fakat bu maceraperest girişimler eskisine göre çok daha tehlikeli bir hal almıştı. Çünkü Paris'e uzanan yol artık Rollo ve adamları tarafından korunuyordu. Charles amacına ulaşmıştı. Viking aktivitelerinin en yoğun olduğu nehrin ağzı artık Normanların kontrolündeydi. Bundan böyle kendi şehirlerini korumak için kendi kardeşlerini, kendi soydaşlarını katletmek zorunda kalacaklardı. Ve suçluluk duymalarına da gerek yoktu. Çünkü onlar artık birer Viking değildi. Değişime uğramış ve asimile olmuşlardı. Onlar Normanlardı. Böylece St. Clair kasabasında yapılan anlaşma amacına uygun olarak Frankia'nın kalbine düzenlenen Viking akınlarının Rouen'de durdurulmasını sağladı. Fakat kısa süre içinde Rollo ve onun ardından gelenler hırs ve tutkunun bilediği ilkel duygularla politikalarını değiştirecekti. Viking akınları bu dönemde daha çok İngiltere'de yoğunlaşmış durumdaydı. Frank kralı Basit Charles'ın 922'de tahttan indirilmesi Normanların krallığa olan bağlılığını sarstı. Rollo'nun kendini krala ettiği yeminin geçersiz olduğuna inandırması uzun sürmedi. Bu ortamda Normanlar Cotentin yarımadasına kadar olan bölgeyi aşamalı olarak ele geçirdi. Sen nehrinden Arvankes'e kadar uzanan bu topraklar artık Normanlara ithafen Normandiya olarak isimlendiriliyordu. Normanlar Frank kültürüne hızlıca adapte olmuşlardı. Normandiya'da yaşadıkları süre boyunca birçok alışkanlıklarını terk ettiler. Buna karşılık kuzeyin savaşçı ruhunu taşımaya devam ediyorlardı. Ayrıca yeni topraklar fethetme arzusundan da vazgeçmiş değillerdi. Bu arzu çok geçmeden Normanların talihini Normandiya'nın çok ötesine taşıyacaktı. 1066 yılında İngiltere Kralı Edward'ın ardında bir varis bırakmadan ölmesi, İngiltere tarihindeki en büyük veraset probleminin yaşanmasına neden olacaktı. Kısa süre sonra İngiltere'nin kuzeyi ve güneyi hak iddiacılarının hırs ve tutkuları uğruna adeta bir kan gölüne dönüşecekti. 6 Ocak 1066'da İngiltere tahtına oturan son Anglo-Sakson kralı Harold Godwinson, Normandiya dükü William ile Norveç kralı Harold Hardrada tarafından tahtı gasp etmekle suçlandı. Tepkisine eyleme döken ilk kişi Harold Hardrada oldu. Yaklaşık 300 gemilik bir filoyla İskandinavya'dan ayrılarak İngiltere'nin kuzeyinde karaya çıktı. En büyük destekçisi ise Kral Godwinson'ın kardeşi Tostig'di. 20 Ekim'de yapılan Fulford Savaşı'nda Mercia Kontu Edwin ve kardeşi Morcar tarafından idare edilen İngiliz birlikleri Vikingler tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldı. Fakat bu zafer Hardrada'nın tahtı ele geçirmesi için yeterli değildi. Bundan 5 gün sonra 25 Ekim'de Stamford Köprüsü'nde gerçekleşen başka bir savaşta Harold Godwinson önderliğindeki Anglo-Saksonlar Vikingleri kılıçtan geçirdi. Çarpışmalar sona erip kan toprak tarafından emilince savaş alanındaki manzara daha belirgin bir hal aldı. Binlerce Viking'in arasında Hardrada ve Tostig'in cansız bedenleri yatıyordu. Kral Godwinson, kuzeyin amansız savaşçıları karşısında kesin bir zafer kazanmıştı. Bu savaş, Orta Çağ Avrupa'sına damgasını vuran Viking çağının sona ermesini sağladı. İngiltere kurtulmuştu. Ancak kral, tacını korumak istiyorsa daha fazlasını yapmak zorundaydı. Zira Stamford'da yaşanan kanlı çarpışmadan yalnızca 3 gün sonra Normandiya dükü William'ın Pevensey'de karaya çıktığı haberini aldı. Bir istila girişimi henüz sona ermişken bir diğeri başlamıştı. William'ın ordusu yalnızca Normanlardan değil, aynı zamanda Fransa'nın çeşitli bölgelerinden toplanmış olan Franklardan oluşuyordu. Harold, tacını kaybetmek istemiyorsa bu tehdide hızlı bir şekilde cevap vermeliydi. Bu nedenle derhal İngiltere'nin güneyine doğru harekete geçti. Nihayet 14 Ekim 1066 tarihinde gerçekleşen Hastings Savaşı'nda İngiltere'nin Anglo-Saksonları, Fransız Normanları karşısında ağır bir yenilgi yaşadı. Son Anglo-Sakson kralı Harold Godwinson savaş alanında cansız yatıyordu. William kazanmıştı. İngiltere'nin fatihiydi. Bundan böyle Normandiya dükü olmasının yanı sıra İngiltere'nin de kralıydı. Ancak onun idaresinde İngiltere değişmeye başlayacaktı. Her geçen gün daha fazla Norman Manş Denizi'ni aşmaya başladı. Anglo-Sakson kurumları birer birer yok oluyordu. Her ne kadar eski taşra sisteminin yaşamasına izin verildiyse de William'ın merkezi idaresi gittikçe Normanlaşıyordu. İngiliz toplumu yeniden organize edildi. Her bir arazinin nüfus ve mülkiyetleri Domesday Book adı verilen bir kitapta toplanarak kayıt altına alındı. En çarpıcı değişim ise dilde yaşanıyordu. Anglo-Sakson köylüsü eski İngilizceyi konuşmaya devam etti. Ancak sarayda kullanılan dil artık Norman Fransızcasıydı. Bu iki dil zamanla birleşerek günümüz İngilizcesini oluşturdu.
William ve onun ardından gelen Norman kralları bir süre sonra hakimiyetlerini Galler, İrlanda ve İskoçya'ya genişlettiler. Öyle ki 2. Henry döneminde devletin sınırları İskoçya'dan Pirenelere kadar uzanıyordu. Buna karşılık Fransa kralının sahibi olduğu topraklar bu görkemli krallığın arazisi yanında oldukça solgun ve önemsiz görünüyordu. Normanlar İngiltere'yi yalnızca kültürel olarak şekillendirmiyordu. Hastings Savaşı'ndan 2. Henry'nin hükümdarlığına kadar geçen süreçte İngiltere boyunca uzanan binden fazla kale inşa etmişlerdi. Normanların hüküm sürdüğü İngiltere güçlüydü. Bunun yanı sıra artık fethedilemez görünüyordu. William ve ardılları tarafından inşa edilen siyasal ve sosyal yapı İngiltere'yi sonsuza dek değiştirmişti. Ancak Normanların Avrupa üzerindeki etkisi bununla sınırlı kalmayacaktı. 11. yüzyılın ilk yıllarından itibaren Akdeniz'in cazibesi tarafından kışkırtılmaya başladılar. Önceleri paralı askerler olarak girdikleri İtalya, zamanla Hauteville William ve Robert Guiscard gibi gözüpek Normanların idaresinde güçlü bir Norman krallığına dönüştü. 1130 yılında 2. Roger'ın hakimiyetindeki krallık, Sicilya adasının yanı sıra Güney İtalya'nın tamamını içeren güçlü bir Akdeniz devleti haline gelmişti. Normanların burada devraldığı yapı çok kültürlüydü. Yüzyıllardır bölgede yaşamış olan kültürlerin devamlılığına saygı göstermeleri, kısa süre içinde krallığı Akdeniz'in hoşgörü merkezlerinden biri haline getirdi. Arapça, Yunanca, Latince ve Norman Fransızcası resmi dil olarak kullanılıyordu. Müslüman şair ve aydınların yanı sıra Bizanslı denizciler ve mimarlar 2. Roger'ın sarayında kendine kolayca yer edinebiliyordu. Normanlar Güney İtalya'ya geldiklerinde burayı bir fırsatlar ülkesi olarak görmüşlerdi. Ve kendi krallıklarını inşa ettiklerinde de sahip oldukları toprakların bu cezbedici yönünü canlı tutmaya devam ettiler. Bunun yanı sıra Normanlar Haçlı seferlerinin de merkezinde yer almışlardı. Güney İtalya Normanlarından Robert Guiscard'ın oğlu Bohemund, Antakya'da bir Haçlı kontluğu kurmuş ve onun sayesinde Norman varlığı Orta Doğu'ya dek uzanma fırsatı bulmuştu. Ancak 13. yüzyıl itibariyle Norman adı yavaş yavaş tarih sahnesinden silinmeye başladı. Onların en çarpıcı özellikleri girdikleri topluma hızlıca adapte olmalarıydı. Bu sebeple bir süre sonra Avrupa'nın çeşitli halkları arasında eridiler. Ancak bıraktıkları etki siyasi teşekküllerinden çok daha uzun ömürlü olacaktı.